Merhabalar arkadaşlar, İğne Oyaları Naşit'e YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nazar boncuğu modeli yapacağım. Kendimce uyarladım, umarım beğenirsinizdir de dener yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir, 4 katlısı. Instagram'dan Tesbih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Öncelikle kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, modelimin arayolu bu şekilde olacak. Ben burada 2 4 tane zürafa boşluğu bırakmışım. Buraya 3 tane zürafa yaptım. Bakın bu şekilde. İpimi geriye alıyorum. Hemen buraya yaprak yapacağız. Yaprağımızın tabanı burası. Şöyle bir tane zürafamı yaptım. Buradan bir tane artırma yapacağım. Bir tane de buraya yaptık. Bu şekilde 3 tane zürafam oldu. Şimdi geriye tekrardan dönüyorum. Şimdi buradan yanlardan da birer tane artırma yapacağım. Şimdi ortadan da yapacağız. Burada zürafa sayımız 5 olacak. Bakın bu şekilde yaptık. Hemen ipimi geriye alıyorum. Şimdi buraya bir tane şöyle zürafa yapıp içine dönüp buraya yaprak yapacağız. Şimdi buraya iki tane kıvrımla yaprağımıza başlayalım. Şekilde iki tane kıvrımı yaptım. Geriye alıyorum ipimi. Hemen şuradan bir tane artırma yapıyorum. Buradaki zürafa sayım 3 olacak. Hemen buradan da bir tane artırmamı yaptım. Bu şekilde 3 tane zürafa sayım oldu. Geriye alıyorum ipimi. Hemen buradan bir tane artırma yapıyorum kenardan, sol taraftan. Burada başka da artırma yapmayacağız. Zürafa sayım 3. Ve artık 2 1 yaprağımızı bitireceğiz. Tepesini de bir şöyle bir tane, bakın yaprağım bu şekilde çıktık. Şimdi tepesine şöyle bir tane ufak kiprik yapacağım. Yanlardan batarak aşağıya ineceğiz. Bu yanlara batarak yaprağımızın en dibine kadar inelim. Bu şekilde en dibine indim. Bir de şuraya batarsak daha da düzgün olacak. Evet, bu şekilde oldu burası. Şimdi yandaki
zürafama geçtim buraya. Şu şekilde kiprik yapacağım. Üzerine geriye alıyorum. Bu şekilde 3 sıra. Bir tane daha yaptım. Çiçeklerimiz için dal yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde de buraya bir tane yuva yaptım. 3 tane kipriğimizi üst üste çıktık. Bunu da bu şekilde bırakacağız. Hemen şu yanlardan batarak aşağıya tekrardan ineceğiz. Dalımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada iki tane zürafamız var. Aynı bu daldan iki tane daha yapacağız bu zürafalarımızın içine. Ben hemen onları da tamamlayayım, tekrardan geleyim. 3 tane dalımı ben tamamladım bu şekilde. Hemen buradan yeşil ipimizi kestik. Şu krem ipimi aldım ben. Bu yuvaların içine kipriklerin bu rengimle kiprik yapacağız. Beşer tane kiprik yapacağız bu yuvamın içine. Bu boyutta 5'er tane kiprik yapacağız arkadaşlar. Ben hemen biraz kipriklerimi tamamlayayım. Bu şekilde ben 5 tane kipriğimi tamamladım. Hemen yandaki yuvamızın içine geçiyoruz. Şu geçiş iplerim duracak. Buraya da 5 tane bu şekilde kipriğimizi yapacağız. Aynı boyutta bu dalımıza da aynı şekilde 5 tane yapıp şu geçişimizi de yapacağız aynı şekilde. Ben tamamlayayım, tekrardan geleyim. Kipriklerimizi tamamlamış oldum ben. Geçişlerimizin ipi duruyor şu şekilde, bakın arkadaşlar. Kipriklerim bu şekilde olacak. Hemen mavi ipimle şu dibini tutturacağım. O kadar uzun tutmuşum ki ipimi. Hemen şu kipriğimin üzerine şekilde geçtik. Şimdi buraya iki tane, hem kipriğe benziyor hem de çok küçük olduğu için sık iğne gibi duruyor arkadaşlar. Böyle ufak ufak sık iğneler yapıyorum. Tekrar yandaki kipriğime geçiyoruz. Her kipriğin üzerine bu şekilde yapacağız. İkişer tane sık iğne.
yine yanındaki kibrimi şöyle geçiş yapıyorum. Kipriklerimin üstüne bu şekilde başa kadar gideceğiz. Şimdi 5. kipriğimi de yapayım. Bakın arkadaşlar, şimdi bir tane bitmiş oldu. 5 tane kipriğimin şöyle şu aradaki boşluğa şöyle geçeceğiz. Aradaki ipimizi battık. Şimdi yandaki kipriğimin içine üstüne aldım ipimi. Evet, şimdi bu sık iğnelerden bu kipriklerimin üzerine de yapacağız. Ben hepsini tamamlayayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben mavi rengimi de bitirmiş oldum. Şu en dibine de battım. Buradan ipimizi artık kesiyorum. Şimdi burada şu sarı ipimle şuradan bakın arkadaşlar, şöyle buraya ortasına kibrik yapacağız. Şuradan tutturdum. Aynı şekilde böyle şuradaki çiçeklerimizin içlerine de yapalım. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Geçiş ipimi de temizleyeceğim ben. Hemen arayoluyla tekrardan geliyorum. Hemen arayolumu da göstereyim. Şurada yine 4 tane zürafa boşluğu bırakıp sonra başlayacağız arkadaşlar. 2 tane zürafa şöyle yapıyorum. İpimi geriye alıyorum. Hemen geri aldığım yere şöyle bir tane kiplik yapacağız. Hemen bir tane zürafa yapıp tekrardan geriye dönüyorum. İpimi geriye aldım. Yine buraya kiprik yapacağız. Hemen yandaki zürafama geçiyorum. Evet arkadaşlar, arayolum da bu şekilde. Şuralarına da sarıyla maviden birer tane ufak sık iğne koyuyoruz. Bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım, tekrardan geleyim.
Evet arkadaşlar, bir modelimin daha sonuna geldim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Hem gösterişli hem de yapımı o kadar kolay. Herkesin yapabileceği tarzda bir model. Fiyatlandırmasına da gelecek olursak en az 180 TL'den başlamalı fiyatı. Tabii ki işçiliğinize göre de fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.